Yeni dönemde AK Parti ve özellikle Erdoğan, yani AK Parti çünkü aslında bir 2018'den beri bir erime süreci izliyor. Parti olarak küçülüyor. Fakat Erdoğan büyüklüğünü korumaya devam ediyor. Yani uyguladığı siyasi stratejiyle gücünü korumaya devam ediyor. Yeni dönemde sertleşecek mi? Daha da aslında beklenti şu yönde idi seçimden önce de. Ekonomik olarak ciddi bir çöküş, çözülme süreci, daha da karanlık bir süreç. Dolayısıyla bunun yaratabileceği toplumsal sarsıntılara karşısında daha da otoriterleşen bir iktidar. Bu sarsıntıyı, bu toplumsal mobilizasyonu kontrol altında tutmak için daha da sert saldıracak bir iktidar. Şimdi tabii bunun alternatifleri de vardı. Neydi? Erdoğan yumuşayabilir. Çünkü gücünü tahkim etti, rahatladı. Rahatlayacağı için daha yumuşak bir politikaya yönelebilir gibi yorumlar da vardı. Veya ekonomide şu an çok ciddi bir seçim ekonomisi izlendi. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri dahi eksiye düştü. Eksi 4 milyar oldu zannedersem en son. 2001 düzeyine, hatta ondan daha kötü bir düzeye doğru gidiyor. Ciddi anlamda kaynaklarını tüketmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi buna mukabil ülkenin ekonomik üretkenliğini birazcık canlandırabilmek için acaba ipleri gevşetebilir mi gibi bir yorum da vardı. Baskıyı hafifletebilir mi gibi bir yorum da vardı. Şimdi balkon konuşmasında seçim çalışmasını başlattı Erdoğan ve o sert bir şekilde başlattı. Öyle görünüyor ki sert üslup devam ettirilecek. Fakat öte yandan bir de Mehmet Şimşek'le anlaşılmaya çalışıldığına ilişkin çok ciddi kulis bilgileri dolaşıyor ortada. Birkaç kez görüşüldü, görüşmeler yapıldığı, karşılıklı olarak pazarlıklar yapıldığı. Çünkü Mehmet Şimşek ekonominin dizginlerinin tamamen kendisine devredilmesini ve muhtemelen ortodoks politikalar dediğimiz geleneksel daha serbest piyasanın bazı genel geçer kabullerinin etkin olduğu politikalara dönülmesini şart koşuyor. Bunun için de iş bilmez bürokratların eline teslim edilmiş olan ekonomik yönetimi tamamen kendi eline almayı, kendi kadrosunu oluşturmayı ve Erdoğan'ın ilk dönemindeki, işte 2002 dönemindeki bazı siyasetlerle ekonomiyi yeniden, o anlamda yeniden canlandırmayı deneyecek bir arayış içerisinde oldukları da anlaşılıyor. Çünkü AK Parti'nin yumuşak karnı aslında ekonomi ve tartışmanın oraya gitmemesi, seçim çatışmasının oraya gitmemesi için de elinden geleni yaptı ve başarılı da oldu. Birisi terör meselesiyle ilgili kara propaganda, birisi milliyetçi hamaset ve işte savunma sanayine endekslenmiş bir işte büyük devlet, kalkınan devlet anlatısı. Bunun karşısında ekonomiyi iyileştirmek için bir yandan ortodoks politikalara taviz verilebilir Erdoğan tarafından. Yani Erdoğan faiz indireceğiz, yeri basmayacağız, daha da sertleşeceğiz bu konuda dediğine bakmamak lazım. Eğer çıkarları ortodoks politikalara dönmeyi gerektiriyorsa bir saniye bile düşünmeden bunu yapacaktır. Tabi burada başka bir sorun var. Bu pastanın daralmış olan, azalmış olan, küçülmüş olan ekonomik pastanın daha az insanı besleyebiliyor olması nedeniyle etrafında buradan beslenmek isteyen kadroların ve buradan beslenmeye alışmış olan çevrelerin nasıl besleneceği sorunu, beslenmeye devam edeceği sorunu. Onun da önünde aslında ciddi sorunlar var şu an. Ben bir yumuşama beklemiyorum Erdoğan'dan. Bir rahatlama, bir rehavet ve bir tırnak içinde bir liberalleşme beklemiyorum. Fakat düşündüğümüz kadar da ağır bir sopayla halkın kafasına vurmaya yeltenebilecek bir ekonomik kabiliyete de sahip olduğu kanaatinde değilim. Birazcık orada belli tavizler verecek. Çünkü Avrupa Birliği ve Amerika ile de ilişkilerini tazeleme arayışı içerisinde ve oradan kendisine gelen yeşil ışıklar da var. Orada birazcık daha iki tarafı da idare eden, hem Rusya'yı hem Batı'yı idare eden bir konumda mevcut sertlik, otoriterlik konumunu devam ettireceği anlaşılıyor. Yani yerel seçimde de gaza basmaya devam edecek ama daha da sertleşir mi? Açıkçası kendisi açısından da zor. Çünkü şöyle bir risk de var karşısında. Sertleşme ona artık psikolojik olarak bir seçim eşiği kalmamış olan toplumsal kesimleri, yani ülkenin en az yarısı
şuna şartlanmıştı. Birkaç yıldır aslında seçim manyağı yapıldı toplum. Özellikle 2014-2015'ten beri. Arka arkaya seçimler, referandumlar ve en son 2019'da muhalefet başarılı olabildiğini gördükten sonra dedi ki, ah biz bu işi çözüyoruz. 2023'te genel seçimlerde bu işi bitireceğiz. Bize güvenin. Lütfen sokağa çıkmayın. Sakin olun. Provokasyonlara aldanmayın. Efendim, sokak siyasetine kapılmayın. Sakin bir şekilde sandığı bekleyin. Hepimiz seçim için çalışalım dedi ve böyle bir psikolojik şartlanmaya sokuldu toplum. Fakat o eşik aşıldı ve şöyle bir hayal kırıklığı da yaşandı bir yandan toplumda. Seçimle de bu iş olmuyor. Ne yapacağız? Artık çünkü siz dediniz ki bu işi seçimle bitiriyoruz. Bu son artık dediniz. Olmadı. Ve seçim eşiği de yok. Artık toplumun önünde 5 yıl sonra gerçekleşecekse bir seçim var ve ona ilişkin de pek umudu yok. Değişime ilişkin. Geniş toplumsal kesimlerin mobilizasyonunu, protesto hareketlerini, grevleri, sokak mücadelelerini artık psikolojik olarak dizginleyebilecek faktör sayısı azaldı. O yüzden bunu tahrik etmek de Erdoğan'ın işine gelmeyecektir diye düşünüyorum bu süreçte. Kendisini bu enerjisini buraya kanalize etmek istemeyecektir. Bunu da öngörerek hareket edebilir diye düşünüyorum bu süreçte.